Merhaba arkadaşlar, çözünürlük dengesinin 11. videomuz bu. Bu videoda ortak iyon etkisine devam edeceğiz. Bu videoda ortak iyon etkisini yapacağız ama ortak iyon etkisiyle ilgili işlem sorularını yani uygulamaları yapmayı öğreneceksiniz. Arkadaşlar saf suda yaptığımız gibi örneklere geçmeden önce bir işlem basamaklarımızdan küçük bahsetmek isterim. Şimdi burada gümüş klorür klasik örneğimizin suda çözünme denklemi ve çözünürlük çarpımı nasıl hesapladığımız var. Bir kere biz saf suda şunu yapıyorduk. Katının çözünürlüğünden iyonların derişimlerini belirliyorduk. Sonra iyonların derişimleri çarpımından da çözünürlük çarpımını hesaplıyorduk. Yani biz aslında çözeltideki iyon derişimlerini bilip bir şekilde bulup bunu çözünürlük çarpımı denge bağıntısında yerine koyup KCC değerini hesaplıyoruz. Ortak iyon etkisinde farkımız şu olacak. Saf suda çözerken iyon derişimleri sadece az çözünen katıdan geliyordu. Ama şimdi ortak bir iyonumuz olacak. Bu yüzden de iyon derişimlerini belirlerken biz ortak iyonun derişimini de hesaba katıyor olacağız. Ve buraya yazdığımız değerlerde hem az çözünen katıdan gelen iyon derişimini kullanacağız hem de ortak iyonun derişimini kullanarak hesap yapıyor olacağız. Ne demek istediğimi şimdi örnekleri yaparken daha iyi anlayacaksınız. Gelin örneğimize başlayalım. Der ki kalsiyum flor tuzunun çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'dir. Buna göre bu katının saf sudaki çözünürlüğünü hesaplayınız ki bu daha önceki videolarda yaptığımız işlemlerdi. Bir de 0,01 molarlık sodyum florür çözeltisindeki çözünürlüğünü hesaplayın. Şimdi saf suyla başlayalım arkadaşlar. Bir kere saf suda kalsiyum florürü çözerken biz iyonlar sadece az çözünen katımızdan gelecek. Yani ortamda saf su olduğu için kalsiyum ya da florür iyonları bulunmuyor. O yüzden diyeceğiz ki kalsiyum flor katısını suda çözdüğümde katı ve sudaları yazmıyorum arkadaşlar. Sığdırabilme problemim olduğu için. Şöyle iyonlaşacak. Bu saf suda çözdüğümde bir çözünürlük değeri olacak. X diyeyim çözünürlüğüne. İlk videolarda yaptığımız örneklerden demiştim az önce. Dolayısıyla kalsiyum iyonları X mol bölü litre. Florür iyonları 2X mol bölü litre olacak. Bunu çözünürlük çarpımında yerine koyacağım ki bunun çözünürlük çarpımının değerini çözeltide bulunan kalsiyum iyonlarıyla florür iyonları derişiminin karesinin çarpımından buluyordum. KCC değerimiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'ymiş. Kalsiyum iyonları derişimi sadece bunlar az çözünen katıdan geldi ya arkadaşlar x. Florürün derişimi 2x. Bunun karesini aldığımda 4x küp eder. Buradan x değerini 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre buluruz. Bu değer saf sudaki çözünürlük değeridir. Çözünürlük. Bunu bulduk. Zaten daha önceki yaptığımız sorular, örnekler, önceki videolarda bununla alakalıydı. Şimdi B'ye geldiğimizde. B'de 0,01 molarlık sodyum florür çözeltisindeki çözünürlüğünü hesaplayacağız. Yani bizim elimizde bir çözelti var. Sodyum florür çözeltisi. Hatta sodyum florür, sodyum artı ve florür eksi olarak iyonlaşmış olduğu için ortamda sodyum ve florür iyonları zaten bulunuyor. Ve biz bunun içerisinde şimdi kimi çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar? Şunu bir güzel yazayım. Kalsiyum florür katısını çözmeye çalışıyoruz. Bakın ortamda zaten florür iyonu var. Bizim çözmeye çalıştığımız katıda da bir florür iyon olduğu için işte burada ortak iyon etkisine göre bir hesaplama yapacağız. Şöyle yapalım. Sodyum florür çözeltisi. Sarıyla yazayım bunu. Zaten var olan çözeltide. Kabın içerisinde. Kaç molarlıkmış bu çözelti arkadaşlar? Bakın 0,01 molarlıkmış. O zaman çözeltide 0,01 molar sodyum, 0,01 molar florür iyonu zaten bulunuyor. Şimdi biz bunun üzerinde kimi çözmeye çalışıyoruz? Suda az çözünen kalsiyum florür katımızı çözmeye çalışıyoruz. Bunu da denklemini yazdım.
KÇÇ'si verilen bu arada suda az çözünen katıdır. Şimdi demiştik ya ilk videoda çözünürlük ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Saf sudaki çözünürlük 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litreydi. Şimdi florür burada ortak iyon olduğuna göre bundan daha küçük bir çözünürlük değeri bulacağız. Yani yeni bir çözünürlük değeri hesaplayacağız. Yeni çözünürlük değerimize Y dedim. Y mol bölü litre. Dolayısıyla kalsiyum florürün çözünürlüğü Y mol bölü litre ise Y mol bölü litre derişimli kalsiyum iyonu ve 2Y mol bölü litre florür iyonu verilecek. Bu az çözünen katıdan da gelen. Pekala. Şimdi kalsiyum florür için KÇÇ bağıntısını yazacak olursam arkadaşlar aynı şey kalsiyum iyonları derişimi çarpımıyla çözeltide bulunan florür iyonları derişiminin karesinin çarpımı. Ortak iyon KÇÇ'yi etkilemiyordu. Sadece sıcaklıkla değişiyordu. O zaman çözünürlük çarpımımızın değeri hala 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. Şimdi iyonların derişimlerinde bir kere kalsiyum sadece az çözünen katımızdan geliyor. Y kadar. Florür az çözünen katımızdan geldiği gibi bir de ortamda var. Dolayısıyla buraya bu ikisini yazmak zorundayım. Yani ortamda bulunan tüm florür iyonları derişimlerini yazacağım. 2y artı 0,01'in karesi oldu. Arkadaşlar bu y değeri az önce dedim ya suda çözünürlüğü 1,10 üzeri eksi 4'tü. Ortak iyonda bu değer daha da küçük olacak. Dolayısıyla 0,01 ile 2y'yi topladığımda aslında 0,01 değerini çok da değiştirmeyecek. Bizim sonucumuzu da çok etkilemeyecek. O yüzden burada florür iyonları derişiminde az çözünen katıdan gelen ihmal edilir. Daha kolay işlem yapılabilmesi için çünkü 0,01'in yanında çok küçük bir değer kalır. Toplamım çok bir şey değiştirmez diye. Artık işlemlerimizi yapabiliriz. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 o zaman eşit olacak. Y çarpı şunun karesini aldığınızda 0,01'in karesini aldığınızda 1 çarpı 10 üzeri eksi 4'e buradan da y değerini yani katının çözünürlüğünü 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol bölü litre bulursunuz. Bu bulduğumuz değer ortak iyon içeren sodyum florür çözeltisinde kalsiyum florürün çözünürlüğüdür arkadaşlar. Yani saf suda iyonlar sadece az çözünen katıdan gelir. Bu iyonların derişimini KÇÇ'de yerine yazarız. Ortak iyon olduğunda ise hem ortamda bulunan iyonun ortak iyonun derişimini alırız hem de az çözünen katıdan gelen iyonların derişimini alırız. KÇÇ'de yerine koyarız. Evet bir örnek daha yapalım. Burada yine saf sudaki çözünürlük ve bir de başka bir çözeltide ortak iyon içeren bir çözeltideki çözünürlüğünü hesaplayalım. Kimin? Magnezyum florürün. Bakınız KÇÇ değeri verilmiş. 4 çarpı 10 üzeri eksi 9. Saf sudaki çözünürlüğü diyor. Bir de 0,1 molarlık magnezyum nitrat çözeltisindeki çözünürlüğü diyor. Şimdi A'yı yapalım. Magnezyum nitratı, özür dilerim, magnezyum florürü arkadaşlar. Saf suda çözdüğümüz zaman İyonlar sadece az çözünen bu katıdan gelecek magnezyum ve florür iyonları. Dolayısıyla ben bunun çözünürlüğüne x mol bölü litre desem, çözeltide bulunan magnezyum iyonları derişimi x mol bölü litre, florür iyonları derişimi ise 2x mol bölü litre olur. Bunun çözünürlük çarpımı magnezyum iyonları derişimi ile florür iyonları derişiminin karesinin çarpımına eşit. KÇÇ değerimiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşit olacak. Dedik ya biz burada KÇÇ'yi bulurken çözeltide bulunan iyonların derişimlerini çarpıyoruz. Çözeltide bulunan iyonlar sadece az çözünen katıdan geldiği için x çarpı 2x'in karesi yani 4x küp olacak. Buradan da x değerini bulursanız 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre bulacağız. Bu neyi verdi bize? Saf sudaki çözünürlüğü verdi. Saf sudaki çözünürlük değeri. Yani saf suda KÇÇ denge bağıntısında koyduğumuz iyonlar sadece az çözünen katıdan gelmiş oldu. Şimdi B'de elimizde zaten bir çözelti var. Magnezyum nitrat çözeltisi. Şimdi B diyeyim.
Yani ortamda magnezyum nitrat çözeltisi bulunduğu için buradan gelen magnezyum iyonları ve nitrat iyonları bulunuyor. Hatta bu çözeltiyi 0,1 molarlık hazırladığımız için 0,1 molarlık magnezyum ve 0,2 molarlık nitrat iyonları zaten var. Şimdi biz bunun içerisinde kimi çözmeye çalışıyoruz? Magnezyum florür katısını çözmeye çalışıyoruz. Şöyle iyonlaştı. Peki, şimdi saf suda çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü. Burada magnezyum iyonları zaten var olduğu için çözeltide ortak iyon etkisi var. Çözünürlük 1 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten büyük, özür dilerim, daha küçük bir değer olacak ve yeni bir değer olacak. O zaman şimdiki çözünürlüğüne de y mol bölü litre dedim. O zaman az çözünen katıdan y mol bölü litre magnezyum, 2y mol bölü litre de florür iyonları verilecek çözeltiye. Çözünürlük çarpımını bulduğumuz bağıntı az çözünen katı için yazıyoruz tabii. Magnezyum artı 2 iyonları derişimiyle ortamda bulunan florür iyonları derişiminin karesi. KCC ortak iyona bağlı değildi, sadece sıcaklıkla değişiyordu. O zaman değeri hala 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir diyeceğim. Şimdi arkadaşlar magnezyuma baktığımda bir az çözünen katıdan gelen var. Bir de zaten çözeltinin içerisinde var olan bir miktar var. O zaman bunun yerine hem az çözünen katıdan geleni hem de çözeltide var olan değeri yazıyoruz. Y artı 0,1. Florür ise sadece az çözünen katıdan geliyor. O zaman buraya da 2y'nin karesi diyoruz. Burada bulacağımız y değeri 1 10 üzeri eksi 3'ten daha da küçük bir değer olacak. Dolayısıyla bu küçük değerle 0,1'i toplarsam 0,1'in değerini çok da değiştirmez. Bizim sonucumuzu çok değiştirmez. O nedenle daha kolay işlem yapalım diye bu az çözünen katıdan gelen magnezyum iyonları derişimini ihmal ediyoruz. Dolayısıyla 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşit oluyor 0,1 çarpı 4 y kareye. Şu dörtler birbirini götürsün. 10 üzeri eksi 8 kalır. Buradan bulacağımız y değeri de 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre olur. Bu da bize neyi verdi arkadaşlar? 0,1 molarlık magnezyum nitrat çözeltisinde magnezyum florürün çözünürlük değerini vermiş oldu. Bakınız ortak iyon çözünürlüğü de azaltmış oldu. Bu videomuzda son bir örneğimiz var. Bundan sonrakilerde devam edeceğiz ama şimdi az önceki iki örnekte hem saf sudaki çözünürlüğü bulduk hem ortak iyondakini bulduk. Artık saf sudakini bulmayalım. Orada bir kıyaslama yapabilmeniz için onları kullanmıştım. Burada der ki alüminyum hidroksit katısının çözünürlük çarpımı 1.2 10 üzeri eksi 9'dur. Buna göre alüminyum hidroksit katısının bu sıcaklıkta 0,1 molarlık sodyum hidroksit çözeltisindeki çözünürlüğü kaçtır? Yani ortamda sodyum hidroksit çözeltisi var. Yani sodyum hidroksit çözeltisini içeren bir kap var. İçinde sodyum ve hidroksit iyonları bulunuyor. Hatta bunu 0,1 molarlık hazırladığımız için 0,1 molar sodyum ve 0,1 molar hidroksit iyonları zaten var. Şimdi biz bunun içerisinde, bu çözeltinin bulunduğu kabın içerisinde suda az çözünen alüminyum hidroksit katısını çözmeye çalışıyoruz. Alüminyum artı 3 ve 3 tane OH eksi. Bunu çözmeye çalışacağız. Ve bir çözünürlük değeri bulacağız. Çözünürlük değerine x mol bölü litre dedim. Ve bu az çözünen katı x mol bölü litre çözündüğünde x mol bölü litre derişimli alüminyum ve 3x mol bölü litre derişimli hidroksit iyonları verecek çözeltiye. Peki, alüminyum hidroksit için çözünürlük çarpımı bağıntımız ortamda bulunan alüminyum iyonları derişimiyle ortamda bulunan hidroksit iyonları derişiminin küpünün çarpımı olacak. Ne kadarmış KCC değerimiz? Virgülü kaydırarak yazıyorum arkadaşlar. 12 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. Şimdi alüminyum iyonları sadece az çözünen katıdan geliyor. O zaman buraya alüminyum için x dedim. Hidroksit iyonları ise hem az çözünen katıdan geliyor hem de zaten ortamda bulunuyor. Dolayısıyla bunun yerine az çözünen katıdan gelenle ortamda bulunanı yazacağım ve bu toplamın küpünü alacağım.
Bu x değeri, zaten bunlar suda az çözünen katılar olduğu için 0,1'in yanında çok küçük kalacak. Kolay işlem yapabilmek adına bunu ihmal edeceğim. Sonucumu çok değiştirmeyecek. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? 12 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir x çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan x değerini 12 çarpı 10 üzeri eksi 7 mol bölü litre buluruz. Ve bu bulduğumuz değer alüminyum hidroksit katısının 0,1 molarlık sodyum hidroksit çözeltisindeki çözünürlüğüdür arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ortak iyonu da KCC bağıntısında az çözünen katının yanına ekliyoruz. Evet, bu videoda ortak iyonla ilgili işlem soruları yaptık. Bundan sonraki birkaç videomuzda daha devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.